Kayda başladım şimdi. Şimdi bize bir tane dizi vermiş. İkinci ifadede. Hemen geçelim ona. Şöyle yapınca direkt geçiyor olması lazım. Yok, sayfa geçmiş. Şöyle tekrar soru seçiyoruz. Evet. Şimdi sorumuzu şu üste yazalım. Ekran biraz şey olduğu için şurası A4 eksi A1 eşittir 2 bölü. Aşağısı A5 eksi A2 eşittir 3'müş. Aşağıda 3 varmış. A5 ifadesini vermiş bize. A5 eşittir ne diye vermiş? 8 diye vermiş. A7'yi sormuş bize, soru işareti. Şıklarımız ne? Şıklarımız evet. A şıkkı 40. A şıkkı 40. B şıkkı ne vermiş bize? 36. C şıkkını 32. D şıkkını 24. D şıkkını 24. E şıkkını da 18 vermiş. Şimdi hemen buradan başka bir ekrana geçiş yapayım şöyle. Evet. Bu diziyi burada çözelim. Bütün terimleri ne yapalım? A1'e göre önce bir düzenleyelim. Şu A2 midir bu? A2 midir? Evet, A2 burası. Evet, burası A2. Şimdi şunu A1'e göre düzenlersem burası ne olacak? A1 çarpı R üzeri 3 olacak. Çünkü ikisinin toplamı burayı verecekti. Eksi burası A1 olacak. Bölü. Aşağıda bunu da A1'e göre düzenlersem A1 çarpı R üzeri 4 olacak. Toplamı bunu verecek. Eksi burası da A1 çarpı R üzeri 1 olacak. İkisinin toplamı da bunu verecek. Eşittir 2 bölü 3. Şimdi A1 parantezine alırsam buradaki A1'lerin hepsi ne olur? Gider değil mi? R üzeri 3 eksi 1 bölü. Aşağıda ne kaldı? R üzeri 4 eksi R kaldı. Bu da işte 1 bölü 2 bölü 2 bölü 3'müş. O zaman aşağıya da R parantezini alırsam R üzeri 3 eksi 1 bölü R parantezini alırsam R üzeri 3 eksi 1 kalır. Bu da 2 bölü 3'müş. Şimdi buradan sadeleşme şunlar da olur. Bunlar sadeleşir. O zaman ters çevirirsem R eşittir. 3 bölü 2'ymiş. Ortak çarpan 3 bölü 2'ymiş. Bana şimdi neyi soruyor? A7'yi soruyor. A7'yi A5'e göre düzenlersem A5 çarpı R üzeri 2 demem lazım. O zaman A7 eşittir. A5'in tanımı 8. R'nin değeri 3 bölü 2. Bunun da karesi olacakmış. O zaman A7 eşittir. 8 çarpı 9 bölü 4. Değil mi? Şununla şunu sadeleştirdim. 2 çarptım 18. Cevabımız 18 olacakmış. E şıkkı olacakmış. Diyoruz. Tamam. Sildim. Şimdi bir sonraki soruya geçelim o zaman. Bir sonraki soru bu. Şimdi bize şuradan yine değerler vermiş. Verdiği değerleri yine yukarıya yazalım. A7 bölü A4 eşittir ne vermiş? 27 vermiş. Sonra A8 eşittir 1 bölü 9 vermiş. Sonra A2 ile A21'in çarpımı nedir diye sormuş. Şıklarımız da burada ne? A şıkkı 3, B şıkkı 9, C şıkkı 12. Şunu şuradan alalım, videoda kötü görünüyor. Tamam. D şıkkı 18, D şıkkı 18. E şıkkı da 27'ymiş. Şimdi bunu çözmeye çalışalım diğer ekranda. Şimdi yine verilenleri birini diğerinin türünden kısa bir yol görebilirseniz söylersiniz. Ben Ben direkt gördüm galiba hocam. ne gördün mesela? Şimdi A7 bölü A4 eşittir 27 vermiş ya. Hani Tamam. geometrik dizide de A4 çarpı R
küp şeklinde yazsak, o zaman 27 3 üzeri 3'ten R'yi 3 buldum ben Tamam. diye düşündüm. Aynen, öyle 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 zaten öyle. Buradan direkt şunu A4'e göre düzenlersen A4'e göre düzenlersen ne küp yapacak? Aşağıda A4 olacak. Şurası da 27. Bunu bir kısa yol olarak değerlendirebiliriz. Evet, burası tamam, kısalttı. Daha sonra evet. Başka da kısalmıyor, değil mi? Yani ne yazabiliriz? A2'ye göre yazabiliriz şurayı mesela. A2 çarpı A2 çarpı 21'i A2'ye göre yazıyorum. R üzeri kaç diyeceğim o zaman? 19 mu diyeceğim? Değil mi? Burası ne yaptı? A4 yapmış oldu. A4 yapmış oldu. A4 yapmış oldu. Bu da R üzeri çarpı R üzeri nedir? 19'dur. Şunu ben A4 çarpı A4 diye yazmış olsam, A4 çarpı A4 çarpı A4 diye yazmış olsam, değil mi? A8'e ne yapar? 1 bölü 9 yapar. O zaman A4 de buradan nedir? 1 bölü 3 müdür? Böyle de kısaltabiliriz. Şurası A4 1 bölü 3 olacakmış. Burası da R üzeri 19 olacakmış. 3 üzeri 19. Yalnız sanki burada bir sıkıntı oluyor gibi. Hocam A4 çarpı A4, A4'ün karesi A8'e nasıl eşit olsun ki? Olmuyor mu? Normalde oluyor. Ben daha farklı yaptım. A1'e göre açtım. Yani normal A1'e göre açmaktır yani. Tam siliyorum bunu. Siliyorum. Çünkü burada kısaltırsan sıkıntı oluyor. Aynen. A1'e göre açarsak bunu, şunu A1'e göre açarsak ne olur burası? A1 çarpı A1 çarpı R üzeri 1 çarpı. Bunu da A1'e göre açarsan R üzeri 20 yapar. Dolayısıyla iki tane A1'in karesi gelmiş olur. A1'in karesi çarpı R üzerine olmuş olur. 21 olmuş olur. R üzeri 21 olmuş olur. Üstleri toplarsam bu. Bunu soruyorum. Şimdi A8'i düzenleyelim. A8'i A1'e göre düzenleyelim. A1 çarpı R üzeri 7 olacak. A8'in değeri 1 bölü 9. 1 bölü 9. A1'in değerini bilmiyoruz zaten. Bilmiyoruz zaten. Buradan da ne oldu bu? A1 çarpı R 3 üzeri 3 üzeri 7 oldu. Bu 3'ün karesi demektir. 3'ün karesi demektir. 1 bölü 300'ün karesi çarpı 3 üzeri 7 eşittir. A1 oldu. Tamam. Burası 9 oldu. 9. A1 neymiş? 9. O zaman bunu ne diyeceğim ben? 1 bölü 3 üzeri 9'un nesi? Karesi çarpı 3'ün 21. kuvveti olmuş oldu. R'miz 3 olduğu için. O zaman bu ne olur? 18 olur. 3 üzeri eksi 18 olur. 3 üzeri eksi 18 çarpı 3 üzeri 21. Bu 3 üzeri 3 yapar. 3 üzeri 3 de ne demektir? 27 demektir. Şıklarda E şıkkında var. Yanlışımız yoksa. Evet. 27 cevap. Evet. Ben de A2'den buldum hocam. Yani ilk önce A2'yi buldum. Sonrasında A21'i buldum. Öyle 27 buldum. Olur, aynen. Bu, daha önceden bulmuş muydunuz, şimdi mi buldunuz? Şimdi buldum ben. Aynen A1'i bulmadan önce ben İkiniz de buldum. mi şimdi buldunuz? İkiniz de, değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Olur. Olur, sıkıntı yok. Siliyorum. Sildim. Tamam. Şimdi soru gitti. Heh, şu. Şuraya geldik. Şunu yaptık. Şimdi şu. Evet. Bunu da ne diye yazalım bakalım? İki tane kosinüs kare y virgül k virgül ne diyor? İki sinüs kare y demiş. Bu geometrik dizi olduğunu söylemiş. Geometrik dizi olduğunu söylemiş. O zaman ne olur? Aşağıdan hangisine eşit olabilir demiş. Tamam. Şimdi direkt siyah ekrana geçelim. Şıklara sonra döneriz. Şöyle. Evet. Geometrik dizide az önce siz itiraz ettiniz ama şöyle bakın.
Yeniden gösteriyorum. A1, A2, A3, A4, A5, A6 diyelim. Şurası mesela 2, 2 ile çarptın 4, 2 ile çarptın 8, 2 ile çarptın 16, 2 ile çarptın 32, 2 ile çarptın 64. Şimdi A şununla, A ne diyelim, A6 ile A1'in, A6 ile A1'in çarpımı. A6 ile A1'in çarpımı. A7 oldu değil mi? A7 oldu. 3 ile 4'ün çarpımı olur mu? A3 ile A4'ün çarpımı. Bakın A6 neyi? 64. A1 neyi? 2. 128. 128. Eşit. Eşit. A3 ney? A3 ney? 8. A3 8. A4 ney? 16. Çarptım, burası ne yaptı? 80. 48 daha. 128. Mesela şunu aldım şöyle. A2 çarpı A4. A2 çarpı A4. Neye eşit? A3 çarpı A3 diyorum. Burası A8 diyorum buna. A6 diyorum, pardon. Burası aynı zamanda A6. Burası da A3 çarpı A3. Bakın bu böyle ayrılabiliyor diyorum. Bakalım gerçekten de ayrılabiliyor mu? A2'nin değeri ne? 4. A4'ün değeri ne? 16. Çarptım 64. A3'ün değeri ne? 8. A3'ün değeri ne? 8. 8 kere 8 ne? 64. Burası da 64. A6 ne? A6 ne? O da 64. O da 64. Bu ne? A3 çarpı A3 çarpı A3. Yani 8 çarpı 8 yine 64. Demek ki az önceki A8 ifadesi A4 çarpı A4 olarak ne yapılabiliyormuş? Ayrılabiliyormuş. Asla unutmayın. Tamam? İstersen bunu A3 çarpı A5 de yazabilirsin. Tamam? Bu şekilde yazabilirsin. Geometrik dizi olduğu zaman. Şimdi şurada burası ne? A1, burası ne? A2, burası ne? A3. O zaman geometrik dizi olduğuna göre A1 ile A3'ün çarpımı A4 yaptı. A4 yaptı. A2 ile A2'nin tekrar çarpımına eşittir. Bakıyorum o zaman A2 A2 ne oldu? K kare oldu. K kare. Eşittir. Burada ne? 4 tane sinüs kare y çarpı kosinüs kare y şeklinde olacak. Burayı 2 sinüs y çarpı kosinüs y'nin parantez karesi şeklinde yazsam, k kare. Buradan bunlar giderse k eşittir 2 tane sinüs y çarpı kosinüs y olurmuş. Muhtemelen şıklarda bunlar yoktur. Ne vardır bunun yerine? Sinüs 2 alfanın açılımı, 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfaydı. Şuydu yani. Var mı problem? O zaman buradan k ne olacakmış? K eşittir sinüs 2y'ye eşit olacakmış. Şimdi öbür ekrana geçtiğimizde bu görünmeyecek. O yüzden şuradan k eşittir sinüs 2y'ye eşit olacakmış diyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Yok hocam. Tamam, sildim. Bakıyorum. Bu da gitti. Şu. Sinüs 2y. Bursa yani. Bursa. Tamam. Sildim. Silemedim. Şuna geçeceğim. Sonra hangisi var? Şu 5. sorum var. Şöyle. Tamam. Bize ne demiş? A5. A5 artı A3 eşittir 4. A4'ün karesi, A4'ün karesi eksi A2'nin karesi eşittir 24. Bize sorduğu şey A3 eksi A1 soru işareti. Evet. Buyurun bakalım nasıl yapacağız? Siyah ekrana taşınalım. A5 ve A3 var. A4 ve A2 var.
Evet, ne dersiniz? Burada en küçük indis, fakat şurada da A3 var. Şunu A1'e göre düzenleyelim. Ne sorduğunu anlamaya çalışalım en azından. O zaman şöyle. A1 çarpı R üzeri 2. A1 çarpı R üzeri 2. Eksi A1 eşittir soru işareti. O zaman A1 parantezinde R kare eksi 1'i soruyor bize soru işareti. Bunun tamamına x diyelim. Bize eksi soruyor. Şimdi o zaman bunları da bir şekilde ne yapacağız? Düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğiz. Şunu birinci ifadeyi A1'e göre düzenlesek ne olur? Bakalım. Evet. Farkı 2. Farkı 2. Evet. Şurası A1 çarpı R üzeri 4 artı A1 çarpı R üzeri 2. Topladım 3, topladım 5, eşittir 4. Karesi parantezine alsam, A1R kare parantezine alsam, R kare artı 1 yapar, eşittir 4. Burada bize sorulan şey ile alakası yok. Burası 4, tamam. Şuna geldim. Bunu nasıl düzenleyebiliriz? A1 diye yazsak, kareleri şeklinde gelip iki kare farkı şeklinde olabilir. A artı B, A eksi B şeklinde olabilir. Direkt yazsak ne olur? Karesi 3, 6 gelir. Bir topla bir çıkart yapayım bunu. Bunu A artı 4, A artı 2 ile A eksi şeyin farkı, A eksi 2'nin farkı eşittir 24 olsun. 24. Şurası gitti. Şurası düzenlediğimiz zaman A1 çarpı R üzeri 3 artı A1 çarpı R üzeri 1. Tamam. Burası A1 çarpı R üzeri A1 çarpı R üzeri 3 eksi R üzeri 3 eksi A1 çarpı R üzeri 1. Bu da 24'e eşitmiş. Şuradan A1 R1 parantezini alabilirim. A1 R1 parantezini alabilirim. R parantezini alabilirim. Pardon. Yani birinci kuvvet işlemini demek istedim. Burada A gitti. O zaman burada R kare kaldı. R kare kaldı. R kare artı. Buradan 1 gitti. Buradan 1 gitti. Ne kaldı? Buradan 1 gitti. Ne kaldı? Kendisi gitti. 1 kaldı. Aynen. A1 R1'i dışarı aldığım zaman A1 R1'i dışarı aldığım zaman buradan sadece R kare kaldı. R kare kaldı. R kare. Eksi 1 kaldı. O zaman buradan da bir daha ne olmuş olacak? Bir tane daha. Hem şundan dışarı aldım hem bundan dışarı aldım. O zaman bunların karesi şeklinde olacak. Tamam. Eşittir 24. Şurayı ayırıyorum. Şurayı ayırıyorum. A1 diye bir daha yazıyorum. Şu ifade neye eşitmiş? Şurada. 4'e eşitmiş. Şurası 4. O zaman bunu yazıyorum. A1 çarpı R'nin karesi eksi 1 eşittir. Şurayı 4'e böldüğüm zaman 6 yapar. Sorulan şeyle bu şey aynı olduğundan dolayı ikisi de aynı. O zaman cevabımız bulunmuş oldu. 6 olacak yani. Problem var mı? Yok diyorsunuz. Tamam. Sildim. Kaç oldu bu? Şu gitti. Şuna geldim. Evet. A13 eksi A10 bölü A9 eksi A6. Burada kök 2'ymiş. R kök 2'ymiş. R kök 2 olduğuna göre bunun sonucu nedir diye soruyor. Tamam. Direkt siyah ekran. Şöyle.
A1 çarpı R üzeri 12. Eksi A1 çarpı R üzeri 9. Bölü A1 çarpı R üzeri 8. Eksi A1 çarpı R üzeri 5. A1 R üzeri 9 parantezine. A1 R üzeri 9 parantezine. R üzeri 9 parantezine. Şurada o zaman ne kaldı? R üzeri 3 eksi 1 kaldı. Bölü. Aşağıda A1 R üzeri 5 parantezine. A1 R üzeri 5 parantezine aldım. Burası R küp eksi 1 kaldı. Bu ifadeyi soruyor bize. Şimdi bakıyorum. Şunlar gitti. Bunlar gitti. Bunlar da gitti. O zaman bana sorduğu şey bundan bunu çıkartırsam R üzeri 4'ü soruyor. Soru işareti. Kök 2'nin 4. kuvveti. Karesini aldığım zaman 2. Bir daha karesini aldığım zaman 4 olmuş olur. Cevabımız 4 olacak. Renkliyle yazıyorum olabildiğince. Şöyle 4 diyorum. Cevabımız 4'müş. Bursa diyorum. 6. soru Bursa. Evet. Tamam. Şimdi çık şuradan. Evet. TNT çok. Şunu yaptık şu. Şimdi bize x bölü 96 eşittir virgül virgül 1 virgül logaritma 2x artı 4 virgül 4 geometrik dizi. X eşittir soru işareti. Evet. Evet Çağla. Ne yapacağız? Duygu. Hocam ben şöyle yapardım. Hani A1 çarpı A4 eşittir A2 çarpı A2 ya. Şimdi A1 çarpı A4, A2 çarpı A3 mü diyorsun yani? Şurası A1, burası A2, burası A3, burası A4. Topladım A5, evet. A5. Bunu diyorsun değil mi? Aynen. Tamam. Tamam, bunu kullanım olarak şuraya yazalım. Ne diyeceksin? X bölü 96 çarpı... Aslında olacak mı diye şu an deniyordum ben kendim. He. Yok ben de deneyeceğim zaten seninle beraber. Tamam. 4. Bu da eşittir ne? 1 çarpı logaritma. 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 Evet. 2x artı 10. Değil mi? O olacak. Tabii. Şunu şunu sadeleştirirsen 48 çarpı 48 çarpı 2 yapar. 48 12 12 24 x bölü 24 eşittir logaritma 2x artı 10 10 tabanında. Hocam orası 10 değil artı 4. Artı 4 mi? Evet. Tamam. O zaman daha onu işleme katmadık. Kaza olmadan engellemiş oldum. Teşekkür ederim. Şurası 4, burası 4. Ama yani 10 üzeri x bölü 24 eşittir. 2x artı 4. Buradan bir şey biraz zor gelir değil mi? Hadi başka bir yol seçelim. Evet. Başka yol ne ola? R ne demektir mesela? R. R ne demektir? A2 eşittir A1 çarpı R gibi. A2 eşittir A1 çarpı R. Yani A2 bölü A1 R. Bu mu diyorsun? Bir sonrayı bir önceye bölmek. Evet. Tamam. O zaman buradan hangisinden yakalayabiliriz mesela? Şundan yakalayabilir miyiz? Bir sonrayı bir önceye. Logaritma 2x artı 4. Bu R olur mu bizim için? Böyle bir. Direkt R oldu bile değil mi? Evet. Tamam. Sonra ne yapabiliriz?
Şeyden hocam A4 A2'yi kullanarak logaritma Şuradan 2x direkt artı 4'ü mü bulurduk? zaten şuradan direkt çıkıyor değil mi? Şu ortadakinin karesi bu Aynen. ikisinin çarpımına eşit. Yani aynen bunu zaten kafa karışıklığı olsun diye vermiş. Hep beraber girdik o çukura. Yani logaritmadan da çıkıyor ama şunu şöyle yazalım diyorsun. A4 ile A2'nin çarpımı A3 ile A3'ün tekrar çarpımına eşittir yani. Bal gibi de eşittir. O zaman A4 ney? 4. A2 ney? 1 eşittir. A3 ney? Logaritma 2x artı 4'ün karesi olacak o zaman. O zaman 2 olacak. Logaritma 2x artı 4. Bunun tabanı 10 ya. Değil mi? Bunu yolla buradan 100 yapar. 100 eşittir. 2x artı 4 yapar. Bunu yolla bu tarafa 96 yapar. 2x. X48. X eşittir 48 olacakmış. Cevabımız bu. Problem var mı? Yok diyorsunuz. Tamam. Sıfırdan farklı. Sıfırdan farklı. Ne diyorum ben? Bir şey demiyorum. Çöptür. Arkadaşlar Boğaz biraz yavaş yavaş gitmeye başladı. Bir iki soru daha çözüp durumu erken bırakabilirim. Ne kadar zamanımız var? X, Y, Z sıfırdan farklı X, Y, Z sayıları bir geometrik dizinin terimleriymiş. Geometrik dizi olduğuna göre bunun çarpımı değil mi? Şöyle. Şununla şunun çarpımı ortadakinin karesine eşittir. Hani A1, A2, A3 şeklinde. A1 ile A3'ün çarpımı A2 ile A2'nin çarpımına eşittir. Dolayısıyla buradan ne olur? X çarpı Y eşittir. X çarpı Y eşittir. X çarpı Z eşittir. Y kare olur. çarpı Y eşittir. Bu olur. Şimdi buradan da şunun karesi Y karenin karesi eşittir. Y karenin karesi eşittir. Bu ikisinin çarpımı diyor. Bu da bir geometrik dizi olur mu diyor diye soruyor. X kare y kare diye çarpımına eşittir dersen her iki tarafın kökünü aldığım zaman o zaman y kare buradan x ve y gelmiş olacak. Bununla bu aynı olmuş olacak değil mi? X ve z gelmiş olacak. Ah 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 ne kadar yanlış yapıyorum. Şurası z olacak, şurası z olacak. Tamam. Şununla şu aynı olacak diyoruz değil mi? Bunlar aynı olduğu için şuradan gelen ifade de geometrik dizinin aynı tanımlamayı yaptığı için evet bu bir terimdir. Birinin olmadıklarını ne yapabiliriz? Silebiliriz. Birinin olmadıklarını silebiliriz. Şimdi bunu kurtardık dedik. Bu bir geometrik dizi oluyor mu aynı şekilde? Yani y kare eşittir xz olması lazım. Y kare eşittir xz olması lazım. O zaman şu ortadakinin karesi 1 bölü y kare, 1 bölü y kare. Bu ikisinin çarpımına eşit. 1 bölü x ile 1 bölü z'nin çarpımına eşit. Ters çevirsen y kare eşittir. X çarpı z olmuş olur. Dolayısıyla bu da bir geometrik dizinin terimleridir diyebiliriz. İki de tamam. Ancak şunun karesini aldığım zaman bunun karesi 4 üzeri y eşittir. 4 üzeri y eşittir. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri z olur. Değil mi? Veya bu 2 üzeri 2y olur. Eşittir. Bu 2 üzeri x artı z olur. Yani buradan y eşittir. X artı z bölü 2 olabilir ancak. Bizim aradığımız y eşittir. X çarpı z olmasıydı. Dolayısıyla bu geometrik dizinin terimleri olamaz. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Tamam. Kaç dakikamız var bakayım. Evet. Tamam hocam. Çıkamıyorum da şimdi. Okey diyorum. Kapattım. Tamam.